Saygıyla, en kalbi duygularımla selamlıyor. Açılışını gerçekleştireceğimiz 113 hizmet ve eserin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şu anda bizi canlı yayında ülkemizin değişik yerlerinde, dört bir yanında, ekranları başında izleyen Şanlıurfalı, Kahramanmaraşlı, İzmirli, Balıkesirli, Kırklareli vesaire tüm kardeşlerimi Ankara'dan muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen, bu açılış coşkusuna, bu heyecana ortak olan bütün vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bu 113 tesisi ülkemize, şehirlerimize kazandıran Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza, başta Sayın Bakanımıza ve çalışma ekibine, bu büyük yatırımların inşasında emeği geçen tüm yüklenici firmalara, mühendisinden mimarına, işçisine kadar tüm vatandaşlarıma, milletim adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız eliyle gerçekleştirdiğimiz tarihe endeksli bu açılış merasimlerimizi tam 4 yıldan bu yana sürdürüyoruz. 2010 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığımız eliyle tam 110 eserin yapımını tamamlayarak milletimize, ülkemize kazandırmıştık. 2011'de 111, 2012'de 112 eseri ülkemize, milletimize kazandırdık. Bugün de 113 tesisi, 113 yatırımı resmi olarak hizmete alıyoruz. Dile kolay. Bugün bir tek törenle toplam 3 milyar 250 milyon liraya mal olan tam 113 dev projeyi resmen hizmete alıyoruz. Bu dev tesisler Kahramanmaraş'tan İzmir'e, Nevşehir'den Van'a, Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye, yurdumuzun dört bir köşesine yayılıyor. Bu 113 dev tesis arasında Kahramanmaraş Adatepe Barajı, Bingöl Gülbahar Barajı, İzmir Burgaz, diğer adıyla Zeytinova Barajı var. Ayrıca Şanlıurfa Suruç Ovası'na bereket getirecek Suruç Ovası pompaj sulaması, sağ ve sol sahil ana kanalı ve taş basan depolamasını da bu vesileyle hizmete alıyoruz. Her zaman söylüyorum, biz eserlerimizle konuşan bir iktidarız. Biz açılışlarımızla konuşan bir iktidarız. Bugün Türkiye'nin hangi iline, hangi ilçesine, hangi mezrasına insanımızın yaşadığı, insanımızın nefes aldığı hangi yöresine giderseniz gidin, orada mutlaka bizim iktidarımızın, bizim hükümetimizin bir eserini, bir hizmetini, bir projesini, bir yatırımını muhakkak görürsünüz. Bakınız, ayak basmadık, yer bırakmadık demiyorum. Ayak basmadık, yer bırakmadık. Her yere gidiyoruz. Ayak bastığımız her yere hizmet götürmekten, eser inşa etmekten söz ediyorum. Amacımız bu kubbede hoş bir sada bırakmak, eser bırakmak, iz bırakmak. Amacımız Türkiye'yi kalkındırmak. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. İşte bu sabah Batıkent Sincan arasındaki metronun test sürüşüne katıldım. Ve orada yapılanları yerinde görelim dedim. Ve inşallah yılbaşı itibariyle Batıkent Sincan arası da artık hizmete başlayacak. Bu bir şeyi gösteriyor. Biz hizmet yarışındayız, birileri de laf yarışında. Allah'a şükürler olsun ki ülkemize, milletimize olan sevdamızın karşılığı olarak
Cumhuriyet tarihimizin birçok rekorunu kırdık. Türkiye'ye, insanımıza ilkleri yaşattık. Hayalleri, rüyaları gerçeğe dönüştürdük. Dünyada ilk defa iki kıtayı birleştiren ilk su altı tünelini yapmak bize nasip oldu ülkemizde. Kardeşlerim, Melen projesini biliyorsunuz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük içme suyu temin projesi olan Melen sisteminin birinci aşamasını geçen yıl resmen hizmete sunmuştuk. Hizmet yerine laf üretenler, oturdukları yerden bizleri eleştirenler, karada yol yapamazken biz denizin altından tünel açıyoruz. Bakın, 17 Aralık'ta Şebi Arus törenlerinde bir kez daha anacağımız Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana şöyle diyor: Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Onun için değerli kardeşlerim, biz gecemizi gündüzümüzde katarak eser üretmeye, eser inşa etmeye kendimizi adadık ve bu yolda devam ediyoruz. Başkaları gibi kuru bir milliyetçilik, kuru bir cumhuriyetçilik yapmıyoruz. Hamaset değil, iş üretiyoruz. Hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Asırlık rüyaları bir bir gerçekleştiriyoruz. İşte 29 Ekim'de 153 yıllık rüyayı, Marmara'yı biz başlattık, tamamladık ve bir gerçeğe dönüştürdük. İşte Konya'da Mavi Tünel. Bir başka rüya, bir başka asırlık proje. Onu da biz tamamladık. İşte Çin'e Adnan Menderes Barajı. Hamdolsun, onu da tamamlamak bize nasip oldu. Aydınlı kardeşlerimiz iyi bilirler. Aydın asırlardan beri suya hasretti. Aydınlılar ilk defa 1869 yılında dönemin Osmanlı Padişahı Abdülaziz'e yerleşim yerlerine bir baraj yapılması talebinde bulunmuşlardı. 1869. Ancak bu talepleri ne Abdülaziz tarafından ne de ondan sonra tahta çıkan padişahlar tarafından karşılanamadı. Aradan 5 padişah geldi geçti. Osmanlı dönemi sona erdi. Cumhuriyet kuruldu. Aradan 59 hükümet geldi geçti. Hepsi bu projeyle ilgilendi. Rahmetli Adnan Menderes de bunu gerçekleştirmenin hayalini kurmuştu. Ancak olmadı, gerçekleşmedi. Kendi sınıfında Avrupa'nın en yüksek, dünyanın 5. barajı, Türkiye'nin haklı gururu Çin'e Adnan Menderes Barajı'nı tamamlamak, hamdolsun o da bize nasip oldu. İşte asırlık rüyayı, o barajı 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete bizzat gittik ve açtık. Rahmetli Menderes'in hatırasına sahip çıkarak adını da Çin'e Adnan Menderes Barajı koyduk. Bir yandan ülkemizin dev tesislerini tamamlıyor, diğer yandan vefa örneği gösteriyor ve ülkemizin değerlerinin ismini bu eserlerimizle yaşatıyoruz, bütünleştiriyoruz. Geçen yıl açılışını yaptığımız 112 dev tesis arasında yer alan Malatya'mızın yıllarca hasretle beklediği Kapıkaya Barajı'na merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın adını verdik. Aynı şekilde Boztepe Barajı'na da kıymetli büyüğümüz, DSİ projelerinde büyük emeği geçmiş Recai Kutan abimizin ismini verdik. Sevgili kardeşlerim, son 11 yılda su, ormancılık,
tabiat koruma ve meteoroloji alanında Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini, en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. 11 yılda 268 adet barajı ülkemize kazandırdık. Bunların içerisinde ülkemizin gururu dev barajlar var. 81 ilimiz için hazırladığımız içme suyu eylem planı ile illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlandı. İşletmeye aldığımız 76 adet içme suyu tesisiyle takriben 41 milyon kişiye içme suyu sağladık. 36 projenin inşaatları devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında yaklaşık olarak 18 milyon kişiye daha ilave içme suyu sağlamış olacağız. Son 11 yılda 20 milyon dekar araziyi suya kavuşturduk ve toplam sulanan alanı 60 milyon dekara ulaştırdık. Sulama yatırımları sayesinde ülkemiz tarımda dünyada ilk 7'ye yükseldi. 59 yılda 486 gölet tamamlanmışken biz 1000 günde 1000 gölet projesini başlattık ve sürdürüyoruz. Ormancılık çalışmalarına gelince 1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. Biz 10 yılda 2003-2013 bu arada ormanlarımızı daha da büyüttük. Bu rakamı yaklaşık 6,5 katına çıkartarak buraya dikkat 500 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaptık. Orman varlığımızı hem alan olarak hem de servet olarak artırdık. 2002 yılında 21 milyon hektar olan orman varlığımızı 2012 yılı sonunda 22 milyon hektara ulaştırdık. Yani bir yılda 1 milyon hektar daha artırmış olduk. Böylece orman varlığımız 10 yılda değerli kardeşlerim bu artışını yoğun bir şekilde devam ettirmiş oldu. 1992-2002 dönemi yıllık ortalama 75 milyon adet fidan üretilirken 2012 yılında fidan üretimini 470 milyon adede çıkarttık. Korunan alanlarımızı da hızla artırıyoruz. 2002 yılında 952 olan korunan alan sayısını 2013 yılında 1533'e, korunan alan miktarını ise 3,4 milyon hektardan 5,6 milyon hektara çıkarttık. 2003 yılında 33 olan milli parklarımızı 40'a, 17 olan tabiat parklarımızı 193'e çıkarttık. Türkiye'yi her alanda büyütüyoruz. Hayallerimize, hedeflerimize doğru hızlı adımlarla koşuyoruz. Yoluyla, suyuyla, mimarisiyle, toplu konutlarıyla 81 vilayetimizi yeniden inşa ediyor, çevreye düşkün olarak, yeşille bütünleşerek şehirlerimizi ihya ediyor, insanımıza hayat kalitesi yüksek şehirler kazandırıyoruz. 2023 hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. 2023 vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. İşte dün son çeyreğin biliyorsunuz büyüme oranları açıklandı. Ve Türkiye dünyadaki birçok devi geride bırakarak ilklerin içinde yer aldı. 4'te 4'lük bir büyüme hızıyla. ...2002 sonunda başlattığımız medeniyet yürüyüşümüzle geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edeceğiz. İnşallah sizlerin desteğiyle, sizlerin teveccühüyle, sizlerin talep ve arzularınız doğrultusunda Türkiye'yi bugün bulunduğu seviyelerden çok daha yükseğe taşıyacağız. Ben bu düşüncelerle
bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 113 dev tesisin bir kez daha ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlık mensuplarına, açılışını yaptığımız bu tesislerin yapımında emeği geçen özellikle yatırımcı kuruluşlara şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca yapımı tamamlanan 113 dev eserin açılış kurdelasını kesmeden önce 5 ayrı noktaya canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanımız Sayın Recai Kutan abimizi sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Milletvekillerimizi, Başbakanlık Müsteşarımızı, Bakan Yardımcımızı, Sayın Valimizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve yeniden Belediye Başkan Adayımız Sayın Melih Gökçe, DSE Genel Müdürünü, AK Parti Ankara İl Başkanı ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. İlk bağlantımız Şanlıurfa. Evet, şu anda karşımda Şanlıurfa Vali Vekili Soner Zeybek Bey'i görüyorum. Evet, Halep Selef. Öbür tarafta Celalettin Bey'i de görüyorum, eski vali. Şimdi de galiba Şanlıurfa'da belediye başkan adayı, evet. Ve şimdi Suruç Ovası pompaj sulaması, pompa istasyonunu şöyle bir zoomlama yapalım. Hep birlikte bir izleyelim. Evet, bu istasyon pompaj 1, P1 istasyonu. İnşallah Suruç Ovası buradan gelecek suyla inşallah çok daha verimli, çok daha bereketli olacak. Ürünlerimiz burada çok daha fazlasıyla artacak. Şöyle biraz geniş alalım. Yani artık su akar, Türk bakar yok. Artık su akar, Türk yapar var. Maşallah orada da karlar var artık. Bu karları da artık değerlendireceğiz. Artık boşa inşallah hiçbir şey gitmeyecek. Evet, şu anda tekrar Soner Bey'in yanına geliyoruz. Evet Soner Bey, mikrofon sizde. Bugün ülkemiz için olduğu kadar Şanlıurfa için de çok özel bir gün. Şanlıurfa'mızın suya hasret, bereketli toprakları suya kavuşuyor. Bugün açılışını yaptığımız Suruç Ovası pompaj sulaması son sahil ana kanal. Suruç Ovası pompaj sulaması sağ sahil ana kanal. Suruç Ovası pompaj sulaması taşbasan depolaması ve diğer sulama testleriyle Suruç Ovası'nda 899.810 dekar zirai arazi sulama mevsimimizle birlikte sulamaya açılacaktır. Bu proje dışında ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca bir adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu da şehrimize kazandırılmıştır. Bu tesisler ve 113 tesis ülkemize hayırlı olsun. Saygıdeğer Başbakanım, açılış için talimatlarınızı bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerek vali vekilimize, gerekse DSİ Bölge Müdürümüz Numan Bey'e ve gerekse Halef Selef, burada çok emeği geçmiş olan Celalettin Bey'e ve oradaki tüm Şanlıurfalı kardeşlerime
Her zaman bu konuda her gidişimde beni uyarırdı Suruçlular. Bugün bu soğuğa rağmen orada bizleri takip ediyorlar. Ankara'dan Şanlıurfa'ya, Suruç'a selamlar diyorum ve şu anda hep birlikte zannediyorum butonlara mı basacaksınız? Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Evet, şimdi Kahramanmaraş'a geçiyoruz. Karşımızda, evet, Kahramanmaraş Valisi Şükrü Bey'i görüyorum. Evet, yanında yine birçok arkadaşları, yeni dönemde yerel seçimlerde hizmet alacak olan arkadaşlarımızı görüyorum. Fatih Bey'i görüyorum. Milletvekillerimizden kimse var mı? Ha, bütçe olduğu için bugün Ankara'dalar, doğru. DSİ Bölge Müdürümüz Mevlüt Aydın Bey'i görüyorum. Evet, Şükrü Bey, mikrofon sizde. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Buyurun. Sayın Başbakanım, Adatepe Barajı'ndan Kahramanmaraş'ın selam ve saygılarını sunuyorum. Yaklaşık 240 milyon TL'ye mal olan açılışını yapacağımız Adatepe Barajı 354.400 dekar araziyi sulayacak. Aynı zamanda Afşin Elbistan Termik Santrali D ünitesine soğutma ve katma suyu olarak yılda 47 milyon 300 bin metreküp su verecektir. Kurulacak hidroelektrik santrali ile de yıllık 2 milyon TL gelir elde edilecek. Ayrıca zirai faaliyetlerden dolayı 134 milyon TL gelir artışı sağlanacaktır. Tesis 71.680 kişiye de istihdam sağlayacaktır. Adatepe Barajı ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca yaptırılan Kılavuzlu Barajı hidroelektrik santralı elektrik üretimine başlamıştır. Adatepe Barajı, Kılavuzlu Barajı, hidroelektrik santralı ve 113 tesis ülkemize, Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun. Sayın Başbakanım, açılış için emirlerinizi bekliyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu arada baraj tabii belli yerler itibariyle görüldüğü gibi donmuş. Bereketli yani. Şimdi bunları inşallah suya dönüştüğü anda barajın ne kadar suya kavuşacağı ortada. Ve sulamayla olsun, elektrik üretimiyle olsun inşallah. Burada da çok büyük imkanlara kavuşuyoruz. Ve Ankara'dan Kahramanmaraş'a selamlar, sevgiler. Ve şu anda butonlar sizde. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Evet, şimdi Balıkesir'e geçiyoruz. Evet, Balıkesir'de Balıkesir Valimiz Ahmet Turan Bey'i görüyorum. DSİ Bölge Müdürü Erol Şenöz Bey. Evet, bu arada Balıkesir'de milletvekillerimizin bir kısmını görüyorum. Evet, Genel Başkan Yardımcımız Balıkesir Milletvekilimiz Edip Bey'i görüyorum. Cemal Bey'i görüyorum. Ve Ali Bey'i görüyorum. Aşağı yok herhalde. Evet. Sayın Valim, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Mikrofon sizde. Buyurun. Sayın Başbakanım, Balıkesir Havran Ovası sulamasından sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Bu tesis ile Edremit ilçemiz, Burhaniye ilçemiz ve Havran ilçemizde 30.600 dönüm arazi suya kavuşacak. Modern sulama sistemi ile çiftçilerimiz yılda 8 milyon lira ek gelir elde edecek. Bu tesisler yanında Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca ilimizde
merkezde Yağcılar Barajı, Sındırgı ilçemizde Yaylabayır Barajı ve Ergili Pompa Sulama Tesisi, yine merkezde yangınlar için ilk müdahale merkezi ve 3 adet otomatik meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Bu tesisler ve 113 tesisin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Saygıdeğer Sayın Başbakanım, açılış için emir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Şöyle bir zoomlayarak barajı Ankara'dan şöyle bir izleyelim. Evet, Harran Barajı. Şöyle suya doğru gidelim. Evet. Yarasalar için özel şey yaptık sen de. Tamam. Yarasalar için. Şimdi tabii eskiden özellikle açık kanalet sistemiyle hep sulamalar yapılıyordu. Artık bunu tamamen yerin altına almak suretiyle buharlaşmayı minimize edelim istedik. Ve bunun için de bu çalışmalara yoğunlaştık. Ve hamdolsun çok farklı damıtma sistemi, yağmurlama sistemi, bütün bunlara girmek suretiyle bu açık kanalet sisteminden de ülkemizi yavaş yavaş kurtarıyoruz ve burada da çok ciddi bir geri dönüşümü sağlamış oluyoruz. Evet, Ankara'dan selamlar ve şu anda bütün sizde hep birlikte ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Evet, şimdi de İzmir'e geçiyoruz. İzmir ikinci kısım misali attı ve karşımızda İzmir valisini görüyorum. DSİ Bölge Müdürü Recep Özbal Bey'i görüyorum. Evet, il başkanımızı görüyorum. Şu anda Ankara'dan İzmir'e selamlar, sevgiler. Şöyle önce bir zoomlayalım. Alanı bir görelim. Burada kullanılan borular çapı 2 metre. Veysel Hoca İSKİ Genel Müdürlüğü'nden beri böyle Renault'u geçirmeye bu borulardan bayılıyor. O zaman da yine aynı şeyi yapmıştı. Artık Renault geçirmeyelim yani. Buradan artık çok daha farklı araçlar geçirelim yani. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, Mustafa Bey, mikrofon sizde, buyurun. Çağlayan barajlarından bu sayede yılda toplam 81 milyon metreküp su İzmir'e aktarılmış oluyor. Ve bu projeyle birlikte, içme suyu projesiyle birlikte bugün yine Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca İzmir'de İzmir Zeytinova Barajı,
İzmir tire Yenişehir Barajı, 6 adet taşkın koruma tesisi, yangınlarda ilk müdahale ekip binası, yangın havuzu ve göleti, yangın kulesi, 12 adet otomatik meteorolojik gözlem istasyonu da şehrimize, İzmir'e kazandırılmış oluyor. Tüm bu tesislerimizin bedeli 508 milyon TL'si içme suyu olmak üzere ve 75 milyon da diğer tesisler olmak üzere bugün sizlerin himayelerinde İzmir'e açılışı yapılacak olan bu tesislerin maliyeti için 583 milyon TL harcanmış oluyor. Sayın Başbakanım, tüm bu tesisler için İzmir halkı olarak size minnettarlığımızı bir kez daha arz ediyoruz. Bu arada iki proje içinde tekrar sizlere hürmetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bunlar 2013 yılında Bayındır Ergenli Barajı'nın ihaleye çıkmasıyla ilgili hazırlıklar ve yine ihalesi yapılan ve yakında yapımına başlanacak olan bir rüya olan Ödemiş ilçesi içme suyu ihtiyacını karşılayacak Rahmanlar Barajı'dır. Bunun için de sizlere şükranlarımızı sunuyoruz ve sizin açılışlar için emirlerinizi bekliyoruz efendim. Evet, Mustafa Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi aslında bu yerel yönetimin, yani belediyenin yapması gereken bir projeyi orada da kendileri başaramadıkları için, yapamadıkları için bizler yapmak durumunda kaldık ve bizler yaptık. Şimdi atık su arıtma tesisini de hala yapamadılar, yapamıyorlar. Herhalde o da bizim başımıza kalacak, öyleye benziyor. İçme suyu, içme suyu, evet. Kardeşlerim, şimdi tekrar İzmir'deyiz. Buton önünüzde. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Evet. ...34 İstanbul değil, evet. O zamanki 34 İstanbul. Arabayla. Arabayla. O müzede duruyor araba. Onu kullanıyorum böyle. Van'da da şey yaptık. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak Kırklareli'ndeyiz. Kırklareli'nde atık su arıtma tesisi. Evet. Kırklareli Valimiz Mustafa Yaman Bey, Milletvekilimiz Şenol Gürşen Bey, DSİ Bölge Müdürü Yunus Algın Bey'i, evet, karşımda görüyorum. Şöyle önce arıtma tesisiyle ilgili bir tesisi görelim. Evet, yani bir yıl içerisinde bitirilmiş 60 bin kişiye hitap eden ileri biyolojik arıtma tesisi, işte şehirleri temizlemenin, ondan sonra az önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği bizim Trakya gelişim projemize ayırdığımız para 10 katrilyon, yani 10 milyar ve bunun 3,2 katrilyonunu sadece Ergene projesine ayırdık. Zira bunlar hepsi oradaki belediyelerin yapması gereken hizmetler ama yapmadılar ve biz 2011'de verdiğimiz talimatla ve bakanlığımıza bu işi artık biz yapacağız dedik. Çünkü bu iş başa düştü dedik ve şu anda da bunu gördüğünüz gibi gerçekleştiriyoruz. Evet. Mustafa Bey, mikrofon sizde. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Buyurun.
Aralık 2013 tarihinde hükümetimizin yaptığı yatırımların toplu açılışını yapmak üzere ilimize teşrifiniz gerek vatandaşlarımızda gerekse bizlerde büyük bir heyecan ve coşku meydana getirmiştir. Bize verdiğiniz bu destek morallerimizi yükseltmiş, çalışma azmimizi artırmıştır. Sayın Başbakanım, talimatınızla yapılan ve bugün açılışını yapacağınız ileri biyolojik arıtma tesisi olan ve ülkemizde inşaatı en hızlı şekilde bitirilen Kırklareli İl Merkezi ve Vize ilçemiz atık su arıtma tesisleri Ergene Nehri kirliliğine etki eden evsel atık su kirlilik yükünü ortadan kaldıracak, toplum sağlığını da koruyacaktır. Kırklareliler için hayati öneme sahip olan bu iki tesisi ilimize kazandırdığınız için başta zatıalilerinize, Orman ve Su İşleri Bakanımıza, hükümetimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı bir borç biliriz. Bu iki tesis ve 113 tesis ülkemize hayırlı olsun. Sayın Başbakanım, açılış için talimatlarınızı bekliyoruz. Hürmetlerimi arz ediyorum. Evet, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Butonları görüyorum. Tüm Kırklareli halkına hayırlı olsun diyoruz. Kırklareli'mize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, 5 eserimizi canlı yayına gerçekleştirdikten sonra şimdi de kalan 108 dev eserin toplu açılış kurdalasını Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklardır. Evet. Siz aldınız mı? Makas almadınız mı? Makas. İleriye makas. Az makas da gelmişler herhalde. Tasarruf genelgesine mi girdi bu da? Ne oldu? Su gibi aziz olun inşallah. Evet, her zaman söylüyoruz. Su medeniyettir, yol medeniyettir. Şimdi de 113 tesisimizin toplu açılışını yapıyoruz. Ülkemize, milletimize bu tesisler hayırlı olsun. Ya Allah! Bismillah.